Burak Hoca gayet güzel özetledi aslında. Biraz tekrar gibi olacak şimdi ama anlatayım. Ben Ozan Yerli, Connected to Me'nin kurucusuyum. Connected to Me'den kısaca bahsedeyim. Connected to Me şöyle bir sorundan dolayı ortaya çıktı. Biz yaptığımız zaman da sadece mobil cihazlar arasında mesajlaşma uygulamaları vardı ya da sadece bilgisayardan mesajlaşma uygulamaları vardı. Ama bilgisayar başından telefondaki biriyle chat yapmak istediğinizde bunun için bir kolay bir çözüm yoktu. Ya işte Facebook Messenger vardı mesela, onda illa Facebook'a eklemeniz gerekiyordu. Ya da WhatsApp vardı, o da bilgisayara erişemiyordunuz ve telefonunuzu vermeniz gerekiyordu. Bunun gençleri biraz rahatsız ettiğini fark ettiğimden dolayı işte Connected to Me'yi kurduk. Connected to Me'de hesap açtığınızda size bir adres veriyoruz, Connected to Me slash kullanıcı adı şeklinde. Bu adresi konuşmak istediğiniz insanlara veriyorsunuz ya da Twitter'ınıza, Facebook'unuza koyuyorsunuz. O linke tıklayanlar nerede olurlarsa olsunlar, ister web üstünde ister telefon üstünde sizinle chat yapabiliyorlar. Ve bir özelliği de bu, gelen kişiler sisteme kayıt olmuyor, anonim olarak sizinle konuşuyorlar. İşte bunda çok yaratıcı kullanım alanları ortaya çıktı. İşte mesela web siteleri bunu feedback almak için kullanmaya başladılar. Ama en çok kullanım alanı gençler, bunu işte arkadaşlarına bana normalde söyleyemediklerinizi anonim olarak söyleyin diye kimliğiniz gizli kullanmaya başladılar. İşte orada tabii bayağı eğlenceli şeyler ortaya çıktı. Daha sonra da işte yeni insanlarla tanışma amacıyla da kullanmaya başladılar. Şu anda sistemde isterlerse online olan kişiler kendilerini gösterebiliyorlar. Onlar anonim olarak insanların sorularını kabul ediyor. İstatistiklerden biraz bahsedeyim. Şu anda 5,5 milyon kullanıcımız var kayıtlı. Aylık aktif 2,5 milyon kullanıcımız var, yarıya yakın aktif. Her ayda şu anda 500 bin yeni kullanıcı kazanıyoruz. Ve global, tüm dünyada kullanıcımız var. İşte yarısı Türkiye'den, Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kullanıcılarımız var. Şu anda Kuzey Amerika'daki büyümemiz hızlanarak devam ediyor. Ve bu rakamların hepsine tamamen viral olarak ulaştık. Hiçbir reklam bütçesi harcamadan. Çünkü dediğim gibi bir link oluşturuyorsunuz ve bunu platformlarda paylaşıyorsunuz. Bu kadar hızlı yayılacağını ben de beklemiyordum. Burada mesela ilk açıldığımızda grafik var. İşte ilk açıldığımız gün 50 bin kişi aldık. İkinci gün 60 bin. Üçüncü gün çöktü, kaldıramadı. Tek başıma yapmıştım. Bir de işte birkaç gün uyumadım. Uykusuz kalarak işte çok sunucuda çalışacak hale getirdim. Tekrar açtık. O günden bugüne de büyümesini devam ettiriyor. Bir de ilk başta şöyle bir şey var. Türk kullanıcılar nedense Türkiye çıkışlı bir girişimi kullanmakta biraz çekingen davranıyorlar. Yani kalitesiz görüyorlar nedense. Ondan ben tamamen yabancı gibi yapmıştım siteyi. Hatta işte Twitter'da mesela site çöktüğünde böyle bozuk bir Türkçe ile insanlara yalandan biraz mesaj yazdım. Ya o bile etki ediyor işte. Aa, Türkçe konuşuyor falan diye işte bir sürü retweet aldı, şey oldu. O yani iyi bir strateji olarak tavsiye edebilirim. Gelir modelimizden biraz bahsedeyim. İlk başta tabii gelir modeli yoktu. İlk önce reklam yayınlamaya başladık. Ondan sonra da kullanıcılara sattığımız ekstra özellikler var. Bunların en çok kullanılanı gelirin %70'ini oluşturan Shuffle Promote özelliği. Burada kullanıcı kendi profilini ana sayfada yarım saat boyunca görünmesini sağlıyor. Karşısında bir ücret ödüyor. Böylece konuşacak bir sürü kişi geliyor kendisine. Şu anda en çok satan özelliğimiz o. Bir de en çok yaşadığımız sorun, çok fazla uygunsuz fotoğraf geliyordu bize. Onları denetliyorduk. Hatta bir işte arkadaşımızın yeteneğini keşfettik. Böyle bir ekrana bakıp çok hızlı sürede tak tak gösterebiliyordu hangilerinin uygunsuz olduğunu. 250 bin kadar fotoğraf silmişiz. İşte en son ama psikolojisi bozuldu yani. Artık ben yapamıyorum diye. Cidden rüyalarına falan giriyordu yani. Daha az. Öyle olunca işte biz de başka çözüm bulalım diye araştırdık. Tam yeni geçen sene bir tane çözüm bulduk. Bu bizim arkadaş gibi insanları böyle call center gibi yere toplamışlar genelde Hindistan'da, Çin'de.
Onlara otomatik olarak gönderiyorsunuz. Bir dakika içinde oradan kontrol edilip cevap geliyor. Öyle bir servis bulduk. Daha da ucuza geliyor oldukça. Şimdi ona geçince bayağı rahatladık. Yoksa çok zor bir işti. Şimdi Burak Hoca da biraz bahsetti. Bu yatırım alma hikayemizi kısaca anlatayım. Şimdi biz ilk kurduğumuzda tabii çok hızlı bir büyüme var. İşte ilk başta günde 1000'e yakın kullanıcı geliyordu. Ben de düşündüm ki hemen yatırımcılara götürürsek bunu çok rahat yatırım bulabiliriz. Ama Türkiye'de maalesef öyle olmadı. İşte çok fazla yatırımcıyla konuştuk ama anlatmak çok zor oldu böyle sosyal bir projeyi. Çünkü yatırımcılar o zaman biraz daha şimdi gelişti. O zaman ille işte geliri olmasını, gelirin ne kadar olduğunu soruyorlardı. İşte böyle dolaşırken E-Tohum'a geldiğimizde Burak Hoca neyse ki anladı bizim fikrimizi, bizi E-Tohum'a kabul etti. Ondan sonra işte büyütmeye devam ettik. 2014 yılında da Startup İstanbul etkinliğinde işte Dave McCullough, Amerika'daki 500 Startups Accelerator'ın kurucusu gelmişti, jürideydi. Orada ona sunum yaptık. Dave bizim fikri direkt orada çok beğendi. İşte orada birinci seçildik. Sonra çıkarken bize kartını verdi. İşte akşam ben Dubai'ye gideceğim, ondan önce konuşalım dedi mutlaka. Biz de bir şey olmaz herhalde falan diyoruz. Öylesine konuşacaktır. İşte mesaj attık falan. İşte çok işlerim yoğun, otele gelir misiniz dedi. Havaalanına yetişmem gerekiyor. Biz de gittik otele işte. Orada da vakit az. Şey dedik, sizi biz bırakalım isterseniz havaalanına. Çünkü bir de hikayesi vardı onun. Amerika'da birisi havaalanında mahsur kalmıştı. Onu şehre bırakmıştı, yolda yatırım yapmıştı. Biz de ondan umut ederek direkt götürelim dedik. İşte bindik, diğer ortağımız önde sürüyor, ben arkada devle oturdum. Yolda işte bizim istatistikleri sordu. Zaten Amerika'ya da haber vermiş. Oradan da bizi incelemişler kısa bir sürede. İşte sonra havaalanına gittik. Ben de sordum şimdi ne yapacağız filan diye. İşte ben gereken şeyleri yazdım. Birazdan yatırım evrakları gelecek. Hemen yapıyoruz yatırımı dedi. Biz de tamam dedik. İşte evraklar geldi. Çok hızlı yani, burada beklemediğimiz kadar bir hızda. İşte tek sıkıntı Amerika'da şirketimiz olması gerekiyordu. Onu hızlıca hallettik. Sonra dev geldikten sonra ertesi gün Türkiye'deki yatırımcılar beni aramaya başladılar, biz de yatırım yapalım diye. Böyle yani yaklaşık 50'ye yakın yatırımcı tekrar bu yatırımın üstüne geldi. İşte onlardan da bizim önem verdiklerimiz seçtik. Oldukça iyi bir yatırım ekibimiz de var şu anda ve toplamda 800 bin dolara yakın bir yatırım aldık. Şu anda Amerika'da bir tane marketingle ilgili çalışanımız var. Türkiye'de de yazılım ekibimiz var. Gidip gelerek buradan büyütmeye devam ediyoruz. Şimdi Amerika'da 500 Startups'la kabul edilince bir 6 aylık eğitim sürecine de alıyorlar. O süreçte öğrendiğimiz mobil uygulamalarla ilgili önemli bir birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de biraz bu konuda bilgi eksikliği var. Bir mobil uygulamanın bu döngüyü tamamlaması gerekiyor. Bunlar işte kullanıcıyı çekmesi, kullanıcıyı kayıt etmesi, daha sonra retention dediğimiz kullanıcıyı tutması, gelir elde etmesi ve bu insanların yeni insanları tekrar platforma davet etmesi. Bu döngüyü başarıyla kurduğunuzda siz oldukça hızlı büyüyen bir startup elde etmiş oluyorsunuz ve kesinlikle tek odaklanmanız gereken bu adımların tamamlanması. Bu adımların birinde sorun varsa startup'ınızın büyümesi bir süre sonra duruyor. Şimdi bunlarla ilgili olarak da tabii bunları devamlı takip etmeniz gerekiyor. Mesela Türkiye'de daha çok bu vanity metrics denilen şeylere önem veriliyor. Hani işte toplam kayıtlı kullanıcı sayısı, toplam sayfa görüntülenme sayısı, toplam indirme sayısı. Oysa bunlar startup'ın sağlığı hakkında bilgi vermiyorlar. Onun yerine Amerika'daki yatırımcıların sorduğu tamamen sağ tarafta gördüğünüz actionable metrics denilen, yani üstüne bir aksiyon alabileceğiniz, startup'ı yönlendirebileceğiniz metrikler. Bunlar işte aylık kaç kişi kullanıyor. Mesela toplam kayıtlı kullanıcı çok yüksek olabilir ama bir kere girip bir daha kullanmıyordur. O mesela çok kötü bir gösterge startup için. Ondan aylık aktif kullanıcı sayısı, günlük aktif kullanıcı, işte mesela chat uygulaması için önemli concurrent user, aynı anda kaç kişi kullanıyor. Retention rate, işte kullananların yüzde kaçı bir ay sonra hala kullanmaya devam ediyor mesela. Kullanıcılar uygulamada ne kadar süre geçiriyor ve
bir kullanıcı uygulamayı günde ne kadar açıyor? Bunlar çok önemli. Eğer bunları yükseltebilirseniz toplamda bu ventimetrik dediklerimiz de hızlı bir şekilde zaten düzelecektir. Amerika'da öğrendiğimiz en önemli şey bu oldu. Mesela bizim actionable metriklerimize örnek verirsek işte bir günlük retention'ımız %50. Yani uygulamayı indirenlerin %50'si ertesi gün de kullanıyor. Bir haftalık %24, bir aylık da %20. Mesela burada biz fark ediyoruz ki işte bir günden 7 güne geçerken önemli bir kayıp var. 7 günden 30'a geçerken sadece %4 değişiyor. Demek ki bir kullanıcıya bir hafta boyunca kullandırabilirsek ondan sonra o kalıcı kullanıcı haline geliyor ve uzun süre devam ediyor. İşte aynı şekilde engagement rakamlarımız, mesela kullanıcılar ortalama bizde günde 9 dakika 30 saniye geçiriyorlar. Bu önemli bir rakam ortalamada. Ve uygulamayı 18 kere açıyorlar ve günlük aktif kullanıcının aylık aktif kullanıcı oranında %20. Bu da ay içinde kullanıcıların bizi sık sık kullandığını gösteren bir oran. Şimdi kısaca bunlar da bu şekilde. Başka sorunuz olursa da her zaman maille ulaşabilirsiniz. Özellikle sosyal uygulamalar konusunda yardımcı olmak isterim. Teşekkürler. Ozan, San Francisco'daki orada kaldınız, ekip Tabii. olarak kaldınız. Oradaki sence gördüğün, yani özellikle gidip geliyorsunuz artık ekip olarak da çok sık. Buradaki kültürden hem yatırımcı hem girişimci kültüründen farklar ne? Kısaca belki ondan bir bahsedersen. İşte yatırımcı olarak oradakiler çok deneyimli, yani defalarca o sektörlerdeki şirketlere yatırım yapmışlar. Neyin tutup tutamayacağını iyi anlayabiliyorlar. O konuda çok deneyimleri var, çok bilgililer. Genel kültür olarak da insanlar yani çok yardımsever geldi. Buradakine göre görmediğimiz mesela... İlk gittiğimizde işte diyelim medyadan bir kontak arıyorduk. İnsanlar bize hemen listelerini paylaşıyor, şey yapıyor. Biz bir şaşırıyoruz buradan. Hani niye yardımcı oluyorsun? Ya altından bir şey çıkacak gibi düşünüyor ama orada kesinlikle böyle destekleyici, birbirine yardımcı sever bir ortam var çok. İlk ürünü çıkarttığında tek başına yaptın bu evet, işi. Evet, evet. Daha sonra ortak aldın. Bu evet. ortaklık sence daha iyi mi oldu? Farkı oldu? Evet. Senin ne eksikliğini kapatıyor mesela ortaklığın? Yani insan tek başına olunca hani psikolojik açıdan da zorlanıyor, böyle anlatacak birisini istiyor. Evet. Ekip olunca ama çok rahat, hani bazen benim moralim bozuluyor, bazen diğerlerinin, birbirini toparlayıp daha hızlı götürebiliyorlar. Zaten onun araştırması da vardı. Tek ortağın başarılı olma oranı oldukça düşük Amerika'da. Çoğu yatırımcı da ondan tek kişiye yatırım yapmak istemiyor. Aslında geçen sene şöyle bir gelişme de oldu. İki sene önce seçilen Moby Dick ekibi, aslında çok başarılı bir ekip, Connected Win'in içerisine de evet, dahil oldu. Evet, o da çok faydalı oldu. Yani biz yatırım aldık, sonra Türkiye'de ekibi büyütmek istiyorduk ama tanıdık birisi olunca, Moby Dick ekibiyle E-Tohum'da tanışmıştık Egehan yine. Egehan da burada, Murat evet, da Ankara'da. Orada. Onları direkt olarak işte İstanbul'dalardı, hatta Ankara'ya gelebilir evet. misiniz diye sorduk, sağ olsun onlar da kabul etti. Öyle network de çok önemli çünkü tanıdık olması önemli oluyor gerçekten. Ozan çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkür. Çok. Ozan'a bir soru geldi, hemen alalım sonra gönderelim Ozan'a. Evet. Tamam, soruyu aldık hemen. Tamam, soru, unicorn evet. olacak mısınız? O soru bu aslında. Biz inşallah olacağız, uğraşıyoruz ona ama onun en önemli sebebi işte şey, çok erken aşamada orada yatırıma hızlıca ulaşabiliyorlar mesela. Bizde o ilk, yani hatta bir haftada yatırım alanlar var hızlı büyümeyi gösteriyor. Belki biz de orada bulsak yatırımı çok daha hızlı yükselebilirdik. Ama yine de şu anda Türkiye'de de gelişiyor, yani yakın zamanda farklı yerlerden de unicornlar çıkacaktır Tabii diye düşünüyorum. Tabii Ozan'ın yorumuna ben de birkaç ek yapayım. Birincisi Amerika çok büyük bir pazar. İkincisi Amerika'da kurulan şirket birinci günden itibaren global oluyor. Çünkü İngilizce yapıyorlar. Evet. Hani Connected to Me şansına İngilizce olmuş evet. ama Türkçe olsaydı çok Türkiye'nin zor. Hani en büyük belki sosyal platformu olurdu. İşte o bile olmayabiliyor. Türkler evet. de kullanmak istemiyor Türkçe diye. Evet. Yani, yani o bile halükarda. Gerçekten evet. zor olabilirdi. Hani birçok sebebi var aslında, belki bu 5 dakikalık şeyde bitiremeyebiliriz.
Unicorn'a takılmamak lazım. Milyar dolarlık şirket çıkarmak önemli. Katma değeri daha küçük, belki daha fazla sayıda şirket çıkarmamız bizim ülke için şu anda daha faydalı olabilir. Bir tane milyar dolarlık şirket yerine binlerce 100 milyonluk dolar şirketimiz olsa ekosistemi geliştirmiş oluruz. Yani en önemli şeylerden bir tanesi bu görüyorum. Unicorn kavramı çok bu arada popüler ve hep konuşulan konulardan bir tanesi. Hasan Aslanoba'da sabahleyin 4 günde bir unicorn çıktığından, haftaya düştüğünden ondan bahsetti. Yatırımcılar için çok önemli çünkü yatırdıkları paranın geri dönüşümü şirketin değeriyle ilgili. Milyar dolarlık olursa tabii ki bunun çıkmasını istiyor. Ama girişimci perspektifinden baktığımızda milyar dolarlık baskısı o sana çok büyük bir stres yaratabilir veya diğer yatırım girişimcilere. O yüzden zaten eminim ki öyle bir stresin yok Ozan'ın ama büyüme konusunda o funnel'ı düzgün yapma, ondan sonra yeni büyütme teknolojileri konusunda çalışmak, ürüne odaklanmak belki daha iyi. Bu arada Connected to Me 500'ın en case hikayelerinden bir tanesi oldu. Çünkü growth hacking konusunda yaptığı Connected to Me'nin ilk strateji Connected to Me'nin çok hızlı büyümesine sebep oldu. Evet, ve örnek olarak da anlatıyorlar. Evet, evet. Çok teşekkürler Ozan. Sağ olun.